Merhaba arkadaşlar. Ticari ismi Merosit olan antibiyotik Meropenem ilacımızı nasıl sulandırdığımızın videosunu çekeceğiz. Öncelikle flakonumuzu çıkartıyoruz. Ağzında kapak var. Bunu alıyoruz. Steriliteyi bozmuyoruz. Sterilite her zaman önemli. Diğer tarafta az önce açmış olduğumuz 50-60 cc'lik enjektörümüz. Normalde içerisinde yeşil uç çıkar. Biz pembe uç taktık ki daha fazla mayı çekebilelim. Elimizde izotonik, şurada gördüğünüz izotonik sodyum klorür çözeltisinden 15-10, yani çekebildiğiniz kadar, ne kadar hızlı çözünmesini istiyorsanız o kadar içerisine mayı katabilirsiniz. Biz 15 cc sıvı çektik. Bunu tekrar steriliteyi bozmadan tek hamlede taktık ve bunu içerisine enjekte ettik. Gördüğünüz gibi gidiyor. Zorlanmaya başladığınız yerde bırakabilirsiniz. Sonra bunu sallıyoruz. Görüyorsun herhalde. Sallıyoruz arkadaşlar. Salladığımızda şu görüntü ilacı kullanabilmemiz için yeterli. Burası partiküllü olursa, burası beyaz kalırsa, içerisinde zerreler kalırsa ilacın içerisinde bir sıkıntı olduğunu veya çektiğimiz suyun izotonik solüsyonun sıkıntılı olduğunu, tarihinin geçmiş olabileceği veya hatalı olabileceğini aklımıza getirebiliriz. Bunu tekrardan enjektöre çekebilmemiz için görüyorsunuz burada bir hava var. Bunu enjektörün içerisine, flakonun içerisine ittik ve bıraktığımızda dikkat edin kendisi otomatik dolduruyor. Şu şekilde enjektörün ajitajını ne kadar aşağı çekersek içerisindekini de komple o kadar almış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.